Evet, eğitim için ikinci bölümüyle devam ediyor. En son reklam arasına gitmeden önce NLP'yi başlamıştık. NLP'de hocam kullanım alanlarını söylemiştik. NLP ile ilgili yine eklemek istediğimiz şeyler varsa onları alalım. Yine canlı telefon bağlantılarımız şu an hazırlanıyor. Onları bekleyeceğiz. Evet hocam, NLP. Evet, ben burada bir küçük ifade kullanmak istiyorum. İşte Neuro-Linguistic Programming dediğimiz ilk harflerini kullandığımız NLP, Türkçe karşılığı da duyu dil programlanmasıdır. İnsan yaşamını kökten değiştirebilecek detayları sunan bütünsel holistik bir farkındalık yöntemidir. Hem bilimdir hem sanattır aslında. Başarı ve başarısızlığı, sağlığın ve hastalığın kader olmadığını bize anlatmaya çalışan yaşamın dilidir NLP. Ve ben bu konuda bu dili en iyi anlatacak Isparta'da tek geçtiğim Cahit Hoca ve Cahit Hoca. Tamam, sağ olun. NLP. Hocam teşekkür ederim. Yani şimdi NLP benim hayatımı tabii değiştiren bir eğitim modelidir. Yani iktisat eğitimini tamamladıktan sonra biliyorsunuz hani dedik ki yani hikaye devam etmeli, burada kalmamalı dedik. Sonra sosyolojiye devam ettik. Sonra derken NLP ile hayatımızı değiştirdik. Yani ben buna başladığımda yani şey oldu yani bu eğitim mesela Prak eğitimlerini aldığımda veya bununla ilgili psikoterapi, hipnoz falan bu tip eğitimlere geçtiğimizde ya dediler ki ya bu ne ya? Ya bu ne kardeşim? Yani rehberlik değil, sosyoloji değil, sen psikolog değilsin, psikoloji danışman değilsin. Nesin sen ya? Ya dedim nesin bu bir değişim dedim yani değişim. Bu bir değişim çalışması, alternatif bir eğitim, alternatif bir çalışma, çok hızlı. Mesela bir sınav psikoterapisi yapıyorsun, çocuk sınava girecek, belki işte bir kaygısı var. Onunla ilgili çok anlık mesela bir switch modeli var yani, ekranları değiştiriyorsun. Yani çok basit gibi geliyor ama gerçekten basit ve etkili yöntemlerden oluşan birçok seçenekler. Mesela programda diyoruz ya Mehmet, ne dedik? Çok kullandık bunu. Tek seçenek seçeneksizliktir. İki seçenek çelişkidir. Üç seçenek özgürlüktür. Seçeneklerden bahsediyor NLP. Diyor ki mesela benim bir halım var, bir kedim var. Halımın rengi ne renk? Kedimin adı ne? Şimdi eğitimdeyiz. Şimdi herkes merak ediyor. Herkesin halısının bir rengi var. Kedisinin de bir adı var. Ya diyor, halı ne renk? Kedin. Halı diyor işte bilmem pembe, kedinin adı işte bilmem yumuş, yok tekir falan filan. Hoca dedi ki ya arkadaşlar bu soruya kim cevap verdiyse yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Çünkü halı benim halı, kedi benim kedi. Hayat, harita benim haritam. Siz buradan en sevdiğin renk hangi renk? Neye göre, kime göre? Ve derken NLP diyor ki harita sahanın kendisi değildir. Yani belki de anda kalmak dediğimiz şeyi, haritayı belki ikisi birleştiği bir noktada anda kalmaktan, o andan bahsediyor. Diyor ki geçmiş, evet. Ne geçmiş vardır, ne geçmiş vardır, ne gelecek. Sonsuz bir şimdi vardır, an vardır, gene oraya geliyoruz. Veya bakıyoruz, birisi bir şeyi başardıysa bunu herkes başarabilir. Diyor ki evet diyor, yani eğer sende bu yetenek, bu eğilim, bu yönelim varsa biri başarmış, bak modellemiş, Amerika'yı bir daha keşfetmeyeceksin. Diyor ki modelleme, diyor ki duyusal keskinlik, aç diyor seçenekleri. Vay. Aç, bütün duyularını aç diyor, beni dinle diyor. Yani sen diyorsun ki hocam bugün bana sordun, ne dedin? İşte birisi kafana silah dayamış. Evet. Kafana silah dayamış. İkisi, kaç seçeneğin var dedin? Kaç seçeneğin var dedin? Ben ne dedim? İki seçenek var. Ya yaşayacağız Mevlüt, ne yapacağız ya? Ya da öleceğiz. Ya da öleceğiz. Allah Allah dedim ben yani. Sonra düşün, açıyorsun abi duyuları. Hocam Güzel. İsterseniz orada yine şey yapalım. Var mı bağlantımız? Bağlantımız geldi hazırmış. Gamze seçeneklerimiz hazır. Var. Evet, o sırada daha en azından düşünsün seyircilerimiz. İki seçenek, İki seçenek mi daha çok mu? Evet, bravo. Evet. Gamze hocam geldi mi? Harika. Gamze Türkmen, evet. Erede Psikoloji, Ankara. Uzman klinik psikolog. Hocam yayında mı? Evet, yayında. Şu hocam hoş geldiniz. Hoş buldum Cahit Bey. Merhaba, nasılsınız? Vallahi hocam iyiyim. Saz elime almışım gidiyordum. Dediler ki Gamze hocam yayında, hemen mutlu olduk. Hemen sözümü kestim, sizdeyiz. Yani çok teşekkür ediyoruz yayına bağlandığınız için, bizimle ben olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Biz de heyecanlıyız sizler gibi. Isparta bizim için de yeni bir başlangıç. Umarım herkes için yararlı olan bir sürece adım atmışızdır. Ben güzel işler ortaya çıkaracağımıza eminim. Evet hocam. Her şeyler oluşacak diye düşünüyorum. Sizin de enerjiniz oldukça yüksek çünkü. Hocam teşekkür ediyoruz. Tabii yani bu fayda öğrencilere, velilere, 7'den 70'e herkese geçecek bir enerji hocam, değil mi? Yani bize hocam anlatır mısınız? İzleyenler de merak ediyor. Mesajlar geliyor. Diyorlar ki ya bu çalışmalar çok güzel söylüyorsunuz, çok güzel anlatıyorsunuz ama neler yapacaksınız? Neler bekliyor bizi? Aslında çok fazla şey bekliyor. Bir noktada eğitim dalı bekliyor.
yetişkinlere, öğrencilere, profesyonellere çeşitli eğitimler ve hizmetler sunacağız. Noktada kişisel gelişim üzerine de tabii ki birçok şey yer alacak. Fakat mesleki gelişimle ilgili de kapsamlı uzman hocalar tarafından, profesörler, eğitmenler tarafından kapsamlı bir eğitim süreci bekliyor Isparta'da bizi. Bunun dışında, tabii bunu söylemem şu anda doğru mu bilmiyorum ama belki küçük bir tüyo vermiş olalım. Güzel bir terapi süreci de bizi bekleyebilir. Şu an zaten sizlerle birlikte bunun hazırlığını yapıyoruz. Ben yetişkin terapisi çalışıyorum. Ankara'dan elimizden geldiğince hep birlikte olacağız. Orada da eminim bizim çalışma arkadaşlarımız olarak sizlerle birlikte güzel işleri ortaya çıkaracağız. Biraz sonra Tuba Hocam da bağlanacak. O da çocuk ergen üzerine elinden geldiğince sizlerle birlikte güzel projeler ortaya çıkarmak için elinden geleni yapacak diye düşünüyorum. Evet hocam, yani peki mesela ne gibi çalışmalar, yani atölyeler, eğitimler biz söyledik ama bizim atladığımız bir şey oldu mu hocam yani konuşurken veya şunu da söyle. Aslında genel kapsam olarak bahsettiniz, ben yayını takip ettim bağlanana kadar. Ama tabii şimdi mindfulness Türkiye'de yeni bir kavram. Ankara'da ve İstanbul'da daha sık eğitimleri verilirken tabii diğer şehirlerde yeni yeni şekilleniyor ve eğitimleri yayılmaya başladı. Dünya üzerinde de hala çalışmaları ve araştırmaları süren bir alan. Bu yüzden insanlar şimdi mindfulness, otomatik düşünme, beceriler, işte insanın ana odaklanması, bilinçli farkındalık deyince şimdi otomatik olarak dinleyenler şunu demiştir. Neden bahsediyorlar acaba? Tam olarak bu anlattıkları şey ne? Aslında hayatı sağlıklı tutunmak, mutlu olarak başarıyı, mutluluğu, hayatlarında hangi alan var olursa olsun, aile hayatında, ilişkilerinde, iş hayatında, bireysel olarak kendilerinde var olan inançlarına dair olumlu bir adım atarak hayatlarının geriye kalanını olabildiğince sağlıklı, motivasyonlu ve başarı dolu ilerlemeleri için bir nokta aslında mindfulness. Çünkü Ömer Hocam da bahsetti, yaşam süresince insanlar hayat boyunca yani yaşları büyüdükçe otomatikleşiyor. Yani hayattan tad almayı zaman zaman unutabiliyoruz. Bu tabii terapi noktasına baktığımızda terapilerde bireysel olarak biz kişilere yaşadıkları problemlere dair farkındalık yaratarak sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. İşte mindfulness da diyor ki sen yaşadığın soruna evet farkında ol ama nereye gideceğine odaklan. Pozitife odaklan. Güçlü yanlarını keşfet. Sen aslında sadece bir sorunla cibaret değilsin. Seni var eden birçok kaynağın var, yaşam kaynağın var. Hadi bunları gör ve hayatın yeniden tutun, hayatın yeniden şekillensin. Biz insanlar bazen işte sınav kötü geçiyor, sanki yaşam bitmiş gibi düşünüyor. Oysa ki hayattaki sınav sadece bir nokta. Geriye kalan insanları var eden birçok kaynak var. Aile ilişkileri, sosyal yaşamları, değerleri. Bunların farkında olarak hayatlarının geriye kalanlarını çok olumlu şekilde şekillendirip başarıya ve mutluluğa da ulaşabilirler. Genel olarak böyle açıklayabilirim. Bilmiyorum yardımcı olabildim mi? Hocam harikasınız. Ağzınıza sağlık. Yani zaten hocam ne zaman gelir? Şimdi biz sezon finalimizi yapıyoruz bu hafta. 3 hafta evet. Sonra hemen 17 Temmuz'da tekrar geri döneceğiz sanırım. Buradan da izleyenlere haber güzel haberler verebiliriz. Geliyorsunuz değil mi hocam? Evet, biz de heyecanla bekliyoruz geleceğimiz günü. Biraz tercih dönemine denk gelecek. Çocukların, öğrencilerin, ailelerin heyecanlarını paylaşmış olacağız. Ama bunun dışında dediğim gibi profesyonellere, öğretmenlere, meslektaşlarımıza ve diğer meslek gruplarına, öğrencilere birçok kişiye dokunacağımız projeler ve çalışmalar üretiyoruz. Bu süreyi biz de oldukça aktif değerlendiriyoruz. Ben dinleyenler akıllarında ne kadar soru varsa endişelenmesinler. Hepsini detaylı bir şekilde aslında kendimizi tanıtarak ve anlatarak tek tek açıklayacağız. Şu an kurduğumuz cümleler onlara göre belki havada kalıyor olabilir ama hepsinin dayanağı bilimsel, kanıta dayalı. Bu yüzden içleri rahat olsun. Biz elimizden geldiğince dediğim gibi yararlı olmak için çalışmaya devam edeceğiz ve birlikte güzel işler çıkaracağız diye umut ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. O zaman bize, öğrencilere, bizlere Isparta'ya bir mesajınız varsa hocam mesajınızı alalım. Sonra da Tuğba hocam da değil mi bekliyor? Evet. O zaman var mı hocam bizlere, öğrencilere, izleyenlere mesajınız? Öncelikle yarın YKS sınavı var. Ömer hocam da değindi. Öğrenciler ve aileler unutmasın ki bu sınav sadece basamak.
A üniversitesi, B üniversitesi hiç fark etmez. Çocuklar yeter ki yeteneklerinin var olduğu ve sevecekleri bir meslek dalında okusunlar. Dediğim gibi üniversitenin adı sadece bir noktaya kadar taşıyacak öğrencileri. Geriye kalan atacakları adımlar onların becerileri, yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda şekillenecek. Kariyer basamakları bu şekilde yönelecek. Aile ilişkileri, mutlulukları, hayata dair motivasyonları ve tutunmaları sürmeye devam edecek. Umarım yarın güzel ve başarılı bir sınav atlatırlar. Bir şekilde emek verdiler ve ben her koşulda bunun karşılığını alacaklarına eminim. Başarılar diliyorum. Öğrenciler, YKS'ye girecek öğrenciler dışında bizi izleyenlere de sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Kavuşmayı iple çekiyoruz. Umarım en kısa sürede bir arada oluruz. Bekliyoruz hocam, bekliyoruz. Büyük bir hevesle, heyecanla sizleri bekliyoruz hocam. Teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Sağ olun hocam. Evet, hiç ara vermeden hemen değerli yönetmenim, bizim ekip çok başarılı. Bakın, BZ Türk ailesi, reji, ana kumanda, yani burası efsane bir ekip var, çok başarılı. Hemen şu an Tuğba hocam hattaymış, değerli yönetmenim. Evet Tuğba hocam, hoş geldiniz yayınımıza, programımıza. Nasılsınız hocam? Hoş bulduk Cahit Bey, iyi akşamlar diliyorum. Öncelikli olarak iyi yayınlar diliyorum sizlere ve izleyenlere. Sağ olun, sağ olun hocam. Teşekkür ediyoruz. Şu an herkes merakla bekliyor. Çok da soru geliyor. Hele bir de bugün konuştuk ya, Tuğba Aldemir ne yazacağız dedik altına. Çocuk ve ergen psikoloğu dedik. Isparta'da bu çalışmaları da aileler merakla bekliyor hocam. Sizin bu anlamdaki düşünceleriniz, yapacaklarımız, ekleyecekleriniz var mı hocam? Tabii ki zaten Ömer Hocam ve Gamze Hocam aslında eğitim içeriklerimizi ve yapacağımız çalışmalar konusunda bahsettiler, size bu noktada bilgi aktardılar. Ben çocuk ve ergenlerle çalışıyorum ve onlar da daha çok mindfulness, psikolojik sağlanmalık ağırlıklı çalışıyorum. Pozitif psikoloji odaklı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ben çocuklarla mindfulness'la çalışırken bazı noktalara çok önem veriyorum. Ki Isparta'da sizlerle beraber yapacağımız işbirliğinde de zaten mindfulness odaklı birçok çalışma yapacağız. Mindfulness'ı hocam zaten stüdyoda sizlere bahsetmişti. Benim de birkaç söylemek istediğim şey var bu noktada eğer tabii ki uygun olursa. Aa, hocam ne demek? Zevkle dinliyoruz sizi. Tamamdır o zaman. Mindfulness aslında temelde bilinçli farkındalık ama ruhumuzun tam olarak içinde bulunduğu mekanda ve zamanda olmasını sağlıyor. Ve yaşadığımız her anı dolu dolu yaşama yeteneği olarak tanımlıyoruz bizler. Bu hem çok basit hem de çok güçlü bir araç. Ve ben her zaman söylüyorum, çocuklar farkındalık alanında aslında minik birer ustalardır. Ve yaşam süreci içerisinde büyürken, gelişirken aslında biz bu yeteneğimizi zaman zaman unutuyoruz, kullanmıyoruz. Ve Ömer Hocam da yetişkinlerle birlikte çalışırken aslında mindfulness'ı yeniden bu beceriyi kazanmak üzerine odaklanıyoruz. Ama ben çocuklarda hep şunu soruyorum, ailelere özellikle, şu andan itibaren 5, 10, 20 yıl sonrasında bizim çocuklarımızın neye ihtiyacı olacağını bilemiyoruz maalesef. Çünkü dünya ve yapılan işler çok büyük bir hızla değişiyor biliyorsunuz ki. Evet, sürekli hocam. Yeni teknikler, sürekli yeni konular ve teknoloji değişirken işte tablet, telefon. Biz bunların hızına yetişmekte biraz zorlanabiliyoruz. Ama çocuklarımızın ve özellikle ergenlerimizin dikkatlerini toplamayı, odaklanmayı, dinlemeyi, öğrenmeyi, kendi düşünce ve duygularıyla ve başkalarıyla da akıllıca ilişkiler kurmayı öğrenmelerinin gerektiğini biliyoruz. İşte çocuk ve ergenlerde de mindfulness aslında tam da bu noktada bizlere yardımcı oluyor. Çünkü hem ders çalışırken hem sosyal ilişkilerinde hem aile ilişkilerinde birçok noktada onlara destek olabiliyor. Özellikle her yaş için uygun olduğunu, çok basit ama daha çok deneyimsel bir yaklaşım olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ve onlara burada olmayı, anda kalabilmeyi, bu becerilerini geliştirmemize yardımcı oluyor. Tam olarak zihnimizi, kalbimizi ve bedenimizi ana odaklamamızı sağlıyor diyebilirim aslında. Evet hocam, yani çok önemli değil mi hocam? Çok önemli bir çalışma. Kesinlikle.
Kesinlikle. Çünkü yetişkinlikte evet diyoruz ki biz bu beceri yeniden öğrenilebilir. Ama ben de diyorum ki çocuklukta bu bize doğuştan verilen bir yetenekse neden biz bu sermayemizi korumayalım? Neden bunu geliştirmeyelim? Neden bu noktada çocuklarımıza, gençlerimize yardımcı olmayalım? Ya da içimizdeki bu kaynakları neden tekrar ortaya çıkarmayalım diyorum. O yüzden yani sizinle yapacağımız bu eğitimler noktasında gerçekten çok heyecanlıyız biz de Ankara ekibi olarak. Onu söyleyebilirim. Hep birlikte hocam, hep birlikte biz de bu heyecana ortak olduk. Teşekkür ediyoruz siz de bu anlamda bizi kabul ettiğiniz için. Yani ben tabii ki eğitim noktasına da baktığımızda Isparta'da, Burdur'da hani bu anlamda yapılacak çalışmalarda eğitime katkı, ne bileyim vatana katkı değil mi? Benim için evet. Sevgi, sevda, aşk, yani bunların hepsi bir ateş hocam bizim için. Yani güzel şeyler yapacağız şehirlerimize. Kesinlikle, kesinlikle buna ben de katılıyorum. Yani çok güzel şeyler olacağına da eminim. Bu noktada Isparta'daki arkadaşlarımızın, öğretmenlerimizin, ailelerimizin de bizleri heyecanla beklediğini düşünüyorum açıkçası. Sağ olun hocam, sağ olun hocam, canım hocam. Peki hocam, var mı öğrencilerimize, bizlere, velilerimize, izleyenlere mesajımız var mı hocam? Yarınki sınav noktasında aslında bütün öğrencilere, bütün ailelere ve bu süreçte emek vermiş bütün öğretmenlere öncelikli olarak teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu yıl biliyorsunuz pandemi dönemi olarak farklı bir sınava hazırlık süreci geçirdi bütün herkes. Bu sebepten dolayı aslında süreci sonlandırdılar ve hayal ettikleri, hedefledikleri noktaya sadece bir basamak kaldı. Bunun için de yeterince emek verdiklerini düşünüyorum. Bu noktada da hepsine başarılar diliyorum. İnşallah sağlıklı, mutlu, huzurlu ve hayal ettikleri o güzel bölümlere, üniversitelere de gidebilmelerini diliyorum. Sağ olun hocam. Yayınımıza katıldığınız için ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ankara'ya buradan selamlar. Ankara'dan da sizlere çok çok selamlar hocam. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz hocam. Görüşmek dileğiyle en kısa zamanda. Görüşürüz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ çok sağ olun. Sağ olun hocam. Evet hocam, yani güzel bir heyecan değil mi? Yani... Çok. Ben hani çok teşekkür ediyorum hem Ömer hocama, hem Gamze hocama, hem de Tuba hocama. Çok sabırsızlanıyorum. Aslında bu pandemi sürecinde hani o sabrı bir tekrar bir sorguladık kendi içimizde. Neleri sabredeceğimizi, ne kadar tahammül ettiğimizi bir tekrar öğrendik. Ama şu an çok sabırsızlanıyorum. Sabredemiyorum. Bir an önce gelin, başlayalım istiyorum. Başlayalım, peki. Evet. Hocam sorular geliyor bir yandan. Peki bu hocam diyorlar, tamam çok güzel, umutlar güzel, umutlar yeşer. Anlamlı, heyecanlı, ama atölyeler nerede olacak? Nasıl bilgi alabiliriz? Bireysel çalışmalar olacak mı? Kişisel gelişimin içinde neler olacak? Sadece atölyeler neler? Evet. Bunlar nerede olacak? Yani bireysel danışmanlık var mı? Koçluk var mı? Var mı? Var mı? Var mı hocam? Çok var mı? Var mı? Var mı? Hepsi var. Evet, sorular çok güzel gelmiş. Hepsinin yanıtı da zaten ERED'de psikolojinin içerisinde sizlere verilecek. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet, biz biraz smartphone'ımız üzerinde hani yoğunlaştık ama... Şimdi bizim buradaki amaçlarımızdan birisi de işte kişisel gelişim, kişisel farkındalık üzerine olduğu zaman da bir atölye çalışması planladık. Şimdi bu atölye çalışmalarında biz yeri gelecek çocukla çocuk, ebeveynle ebeveyn, işte öğretmenle öğretmen, hani her kesimden, herkes de o an vücut bulup zaten hani o farkındalığı ortaya çıkaracağız. Hatta şöyle küçük bir not aldım atölye çalışmalarımız için, onu okumak istiyorum. İçindeki senin sessizliğini duyuyor musun? Onunla konuşmak ister misiniz? Nasıl konuşmak istediğini, isteyeceğini ben de bilmiyorum. Bırak o kendi yolunu bulsun. Bazen biraz çocuksu, bazen kendi yarattığın bir dramada, bazen enerjinin dokunmadan da birbirimize geçtiğini hissederek, bazen beden perküsyonunda, bazen müziğin ritminde. Yapacağımız bu atölye çalışmalarının içinde senin sesini duymak için neler mümkün diyorum ve herkesi de bekliyorum. Ağzınıza sağlık. Evet.
Evet hocam, şimdi yavaş yavaş süremizin de bu anlamda, değil mi Mehmet? Geldik mi? Sonuna doğru geliyoruz. Geliyoruz, atlamayalım. Yani, hani vaktimiz varken konuşacağımız... Evet, fazlasıyla konuştuk. Yani süremiz biraz daha kısıtlı olduğu için bu anlamda tabii çok her şeyden bahsedemiyoruz. Veya bağlanan konularımız zaten böyle kendini çok fazla ifade edemiyor ama evet. Bunu seyircilerimiz için yine programımızda alt tarafında yine linklerini verirsek, eğer ERD psikoloji olarak linklerimiz var. Oradan kendi sayfalarına girip biraz daha bilinçli farkındalığı daha fazlasıyla inceleyip, çünkü bloglar var, haberler evet, var, yani haberler var, görselleri var orada, dergilerin içerikleri hakkında bilgiler de çok güzel bir şekilde özetlenmiş. Evet, yani yönetmenim verdi şu anda, evet. Evet, yani oradan baktığımda daha çok birçok bilgi ulaşabileceğimiz zaten bir linkler. Hemen zaten erdpsikoloji.com diye hemen rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir linkler bunlar. Oradan biraz daha detaylı bir şekilde incelemek gerekiyor. Eğitim için evet Zeynep Hocam da bizler de içimiz... Eğitimde rehberlik dergisi.com evet, evet önemli. Evet, orada da yine dergilerin özetleri olsun, yine bir içeriklere ulaşabilirler değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Dediğiniz gibi erdpsikoloji olarak Isparta'da çok bir heyecan dolu şu an bekliyoruz ve içimiz kıpır kıpır. Yani bir an önce en azından alıp eğitimle Isparta'ya daha farklı bir neler kazandırabiliriz. Onun derdindeyiz. Yani programımızda ERD olarak biraz daha sonuna doğru yaklaştık. Yani burada biraz daha Cahit Hocam'a en azından sormak istiyorum. Biraz daha burada Albatros öykülerine uzanan, yine bir baktığımızda bunu ilk programımızda bahsetmiştik. Bugün yani sezon finaline doğru yaklaştığımızda kesinlikle seyircilerimize bir daha bahsetmekte fayda var diye düşünüyorum. Ve oradan da yine bir virgül koyarak yine hızlı okumanın da biraz daha içerik olarak girebiliriz. Hem Albatros görsellerimiz arkada gelirken yine sizin sözlere... Evet, program sponsorumuz Albatros Kişisel Gelişim Merkezi, evet. Evet hocam, Albatros diyelim. Ya şimdi bana Albatros dedim, ben heyecanlanırım. Bunu ne olur. Bugün program birazcık pozitif ayrımcılık gibi oldu. Kendi programımızı yapmış gibi olduk. Ama 30... Kaç program oldu Mehmet? Hocam 35. veya 36. programımız. Şu an ortalama 35. program diyelim. 35. programda bana lütfen ne olur izleyenler kızmayın. Sevdamdır Albatros. Yani... benim hayatımda daha üniversiteyi kazanmadan 17 yaşımda anneme, anne biliyorum üniversiteyi kazanacağım, çocuklar sınava girecek ama yani o konuya girmeden, ya anne ben Albatros açmalıyım dediğimde, oğlum sen sınava hazırlanmıyor musun? Tamam ben hazırlanıyorum ama nerede olacağımı şimdiden karar verdim dediğimde, sağ olsun tüm özgürlüğüyle, tüm özgünlüğüyle bana oğlum özgürsün, ne istiyorsan hayallerin gerçek olsun diyen, buradan huzurlarınızda anneme teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o benim hayattaki en büyük şansımdır kendisi. Bu anlamda Albatros bir öyküdür, bir hikayedir. Pers masallarıdır, Simurg efsanelerinden Zürmüde Anka'ya uzanan, Kaf Dağı'nın ardına uzanan bir hikayedir. Si-30, Murt'ta kuş demek. 30 kuşun yola çıktığı, birçok engeli aştığı ve bu binlerce, milyonlarca kuşun aştığı engellerden sonra Kaf Dağı'nın ardına ulaşan, Kaf Dağı'na o ateşten küllerinden doğan, Zürmüde Anka'ya ulaşan kuşların adıdır Albatros. Bir başarı öyküsüdür, bir yolculuktur. Mutluluk varılan yer değil, yolculuğun ta kendisidir. Evet, çocuklarımız belki şimdi yarın itibariyle sınavda ter dökecekler, emeklerini karşına alacaklar, inanıyorum tüm kalbimle. Bu bir yolculuktu. İşte Albatros da bunun öyküsüdür, bunun hikayesidir. 20 yıldır devam etmekte. Allah'ım hep devam etsin istiyorum. Yani İnşallah. Bu hayata sormuşlar ya, yani iki tane işte önemli gün var hayatında. Bir doğduğun gün, bir de niçin doğduğunu keşfettiğin gün diyorlar ya. Ben de bu ateş içinde olmuşum. Eğitim ateşi içinde olmuşum. Adını da Albatros koymuşum. Yani ve bugün ayrıca mutluyum. Ayrıca gururluyum. Ayrıca huzurluyum. Neden diyeceksiniz? Demin programa başlarken dedim. Sağ yanımda Mehmet Göral, sol yanımda Zeynep Göker. Neden? Albatros Kişisel Gelişim Merkezi birçok çalışmasını yapmış. Bence ciddi bir noktaya bu anlamda huzurla, mutlulukla gelmiş ve arkasından da Ankara'nın desteğini yanına almış ve ERD psikolojiyi de Isparta'ya getirmiştir. Bu yüzden yanımda Mehmet, sağ yanımda Mehmet, sol yanımda da Zeynep Hocam var. Pozitif bir program oldu. Yani bu ayrımcılık gibi düşünmeyin lütfen. Bunları konuşmasam içimde kalacaktı çünkü yani. Hani önemli benim için. Bizim için, çocuklarımız için. Hocam çok güzel söyledi. Bakın tabii mindfulness konuştuk, NLP'yi konuştuk, psikoterapiyi konuştuk ama mesela bir aile dizimi çalışması var, atölyesi var. Psikolojik sağlamlık atölyesi var. Bakın dikkat atölyeleri kuracağız.
hızlı okuma, dinamik okuma, anlayarak okuma, bir konsantrasyon çalışması yapılacak. Bütünü görmekten bahsedeceğiz. Evet. Değil mi? Yani bir göz egzersizleri yapacağız hocam. Açacağız kollarımızı. Açtık kollarımızı. Bak karşıya dediğimde, bakın ekran başında bunu yapabilirsiniz izleyenler. Bakın şimdi herkes mesela baksın ekran başındakiler. Mevlütçüm sen de yapabilirsin bak oturduğun yerde. Bak ama gidiyorsun Mevlüt lütfen. Bak kollarınızı böyle açtığınızda tam karşıya bakın. Parmaklarınızı görebiliyor musunuz? Kollarınızı görebiliyor musunuz? Omuzlarınızı görebiliyor musunuz? Yani bunu yaptığınızda göz kaslarınız ne kadar gelişti? İşte hızlı okumayla bunları sağ, ama bak lütfen hile yok. Karşıya bak, kolları düz aç ve karşıya bak. Açtı baktığında şu parmaklarını görebiliyor musun? Omuzlarını nereye kadar görüyorsun? Tam karşıya bak. İşte göz kasları açılacak. Bu önemli. Veya dikkat yapacağız. Dikkat çalışması. Evet hazır mısın? Evet hazırsan yapıyorum. Tamam mı? Bir de kaç tane bir var? Hızlı cevap ver. Bir. 22'de kaç tane iki var? İki. 333'de kaç tane üç var? Üç. 444'de kaç tane dört var? Dört. Bravo. Arkadaşlar Mehmet Göral'ı tebrik ediyorum. O belki de bana yardımcı olmak için yaptı bunu. Olabilir. Bir öğrenciye sorduk bunu. Sevgili Mevlüt sen de yapıyorsun değil mi? Birde bir. 22'de iki. 333'de üç. 444'de de üç. Evet. Bakın birde bir. 22'de 2, 333'de 3, onu da söylemek zorunda. 444'te 4 diyorsunuz, hayır canım. 444'te 3 tane 4 var. Yani bir takım dikkat çalışmaları önemli. Bunlar tabii en basit teknikler veya seminerlere çıkıyoruz, tamam mı şimdi? Seminere çıktığımızda hadi 3 diyoruz arkadaş. 3 deyince hadi aynı anda falan diyoruz. 1, 2 diyoruz, güm. 3 de yok, 3'ü beklemiyor kimse. Yani hani bunu tabii ben de böyle yaptım bunu. Yani biz de öğrene gidiyoruz. Hani birçok çalışma planlanıyor, birçok atölye planlanıyor. Bu arada Derya Hanım'a teşekkür ediyorum. Adnan Bey'e teşekkür ediyorum. Program fanatiklerimiz ya. Program süper, başarılarınız daim olsun. Bence siz süpersiniz. Çocuklara Fulya ile Mert'e çok selam. Benim söyleyeceklerim çok var. Ben bıraksam sabaha da konuşurum arkadaşlar. Ama benim değerli genel yönetmenim ve buradaki izleyenler de çalışanlar da bana kızabilirler. Şimdi Kezban oradan bana kızabilir bu anlamda. Evet Mehmetciğim varsa mesajlarını alayım. Sözü Zeynep Hocam'a verelim. Var mı hocam atladığım bir şey? Senden alalım sonra Zeynep Hocam'a geçelim. Tabii ki. Yani bugün dediğimiz gibi çok bizim için de bir yenilikçi ve heyecanlı bir programdı. Yani Eğitim Rehberlik Dergisi olarak ERD Isparta'ya. Yani bekliyoruz artık bunun projelerini, şeylerini alacağız, eğitimlerini ve hep beraber Isparta eğitimi için faydalı olmaya çalışacağız. Cahit Hocam'a burada ayrı bir şekilde teşekkür ediyorum. Sağ yanım ve sol yanım olarak şey yaptınız. Ben onu da bir ağaç dalı olarak benzetiyorum. Biz bir ağacın dallarıyız ama gövdemiz sizsiniz diyoruz. Yani gövde olmadan zaten ağacın dalları olmaz diyoruz. Ve bu anlamda gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Yani bizim için bir final değil. Yani biz sadece bir nokta koyuyoruz ama döndüğümüzde kesinlikle büyük bir harfle başlayacağız. Yani başlangıcımız daha büyük olacağız diyoruz. Ve öğrencilerimizin yarın sınavları var. Yani bunu da özellikle Tuğba Gamze Hocam da bahsetti. Bir basamak veya benim için de bu hafta hep öğrenciler dedim. Sadece bir viraj hayatınızda. Bu virajı döneceksiniz ve hayatınız aynı şekilde devam ediyor. Hayat devam edecek. O yüzden hani sınavınıza çok bir anlam yüklemeyin. Bir sınav gireceksiniz ve belki hayatınızı şekillendirecek ama yani dediğim gibi viraj dönecek ve bitecek. Bu anlamda öğrencilere şunu söylemek istiyorum. Yani güçlükler başarı değerini süsleyen bir değerdir. Ve bu süsler de zaten sadece sınavlardan biri yani. O yüzden TYT IT sınavlarına girecek bütün öğrencilerimize hayallerine ulaşması dileğiyle diyoruz ve başarılar diliyoruz. Ağzına sağlık Mehmet. İnşallah süper, her şey gönlünüzce olur. Evet, kesinlikle. Evet, ilk canlı yayını kendisinin. Hani ama şey var ya. Son olmayacak diyelim. Son olmayacak tabii canım. Hayatta bırakmayız Zeynep Hoca şu saatten sonra. Mümkün değil. Kendisinin ilk canlı yayını. Bu anlamda tecrübeleri çok yeni, çok taze, çok heyecanlı, çok dinamik. Evet Zeynep, Sayın Zeynep Göker Hocam, Zeynep Hocam. Buyurun hocam. Söz sizde hocam artık. Evet. Şu an izleyenler sizden mesajlarını bekliyor. Öğrenciler, veliler, aileler, evet. Sevdikleriniz. Dolu dolu bir programdı. Ben hani tekrar teşekkür ediyorum. Sağ yanım diyerek hani burada bana güvenmen benim için gerçekten hani tekrar söylüyorum bir ayrıcalık. Şimdi tabii ki o kadar güzel konuştuk ki Mehmet Hocam üzerinde herhalde benim burada söyleyebileceğim tek bir şey var. Kesinlikle sınav anında keyfini çıkarın. Mümkün olduğu kadar rahat girmenizi öneririm. Burada tabii ki nefes her zaman önemlidir. Çünkü derin nefesimizin rahatlatma özelliği vardır. O koltuğa oturduğunuzda
bir iki derin nefes sizi orada rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Sonuçta bir emek belirli bir süre içerisinde hedefler için çalışılan saatler, günler, uykusuz geceler, hani emekler, hani evet, hani anne babanın belki hani ev içerisindeki sessizliği, hani birçok hani noktalardan geçildi. Başarılar diliyorum herkese. Bu arada hani ilk baştan beri hep böyle farkındalık üzerinde konuştuk. Ben şöyle bir cümleyle kapatmak istiyorum. Farkındalık her anın şuurla ve dolu dolu yaşanmasını sağlayan bir mucizedir diyorum. Herkes kendi mucizesi olsun diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Vallahi harikasınız. Hocam kapatmadan yine özellikle görselimizi istemiştik. Bu da yine... Evet, iki resim, iki logo yan yana çok anlamlı. Ne olur bunu reklam gibi algılamayın. Yani bu çok önemli, çok önemli çalışmalar yapılacak. Bizi takip etmeye devam edin lütfen. Şimdi sevgili izleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili veliler. Yani ben çok mutluyum, çok huzurluyum, çok onurluyum sizlerle birlikte olmaktan. Tabii ki Belete Türk ailesine bize bu şansı, bu fırsatı sene başında, eğitim öğretim yılının başında Mehmet Yurseven beni aradığında Cahit programa başlıyorsun dediğinde ya dur abi ya falan dememe kalmadan kendimi burada buldum. İyi ki de burada bulmuşum, iyi ki sizinle olmuşum. Çok teşekkür ediyorum tüm Belete Türk ailesine. Yayında, yapımda emeği geçen iki hafta mı Mehmet? Yani 17 Temmuz'a kadar bir ara vereceğiz. Yani iki haftalık ortalama iki bir hafta aramız var. O arada biz kendimizi yenileyeceğiz. Birazcık daha değişeceğiz. Biraz daha gelişeceğiz. Hazırlıklar yapacağız. Boş durmayacağız. Evet efendim. Sevgili öğrenciler, sevgili veliler, sevgili izleyenler. Herkesin ekmeği, emeği önemli, kıymetli. Hepsine başarılar diliyorum, temenniler ediyorum. İnşallah yine geçen programı söylemiştim. Emeklerinin karşılığını inşallah gani gani alsınlar. Tek istediğim o. Birkaç hafta sonra tekrar, yani iki hafta sonra tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.